nasıl biz başarabiliriz? Yani bilinçaltımızı yeniden nasıl programlayabiliriz? Bu da mümkün. Biraz bize bunların bu sohbette yolunu verir misiniz ki hem ruh hem de Tabii. beden olarak sağlığa doğru yolculuk yapalım? Tabii ki. Şimdi az önce söylediğiniz şey değişemem konusunda şöyle söyleyebilirim ilk başta. Eskiden kişiliğin belli bir yaşa kadar oluştu ve sonra değişmeyeceği gibi bir varsayım da bulunuyordu genel teoriler. Ama artık şimdi kişiliğin ömür boyu gelişmeye devam ettiği düşünülüyor. Yani isterseniz 30 yaşında olun, isterseniz 70 yaşında olun. Hani herkesin tabii ki olgunlaşma seviyesi farklıdır. Hatta şöyle bir doğu özdeyişi var. Herkes bilge olur. Bazıları daha erken, bazıları daha geç olur. Biz tabii ki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle kendimizi iyi tanımak zorundayız. Şimdi kitapta da yazdık. Heterotelkinler ve ototelkinler dediğimiz şeyler var bilinçaltı ile ilgili. Heterotelkin, çocukluktan itibaren bize söylenen, hatta yetişkinlik yaşamımızda da bu başka insanlar tarafından devam ediyor. Sen şöylesin, sen böylesin ve hep fark edersiniz genelde de negatif telkinler. Hep olumsuz telkinler. Hani yeterli değilsin mesajını o kadar sık alıyoruz ki toplumumuzda. Maalesef hani eleştiride çok cömertiz ama övgüde çok cimriyiz. Yani bu benim çok gözlemlediğim bir şey. Bu da çok başarılı olabilecek bir çocuğun ya da bir yetişkinin aslında başarısını böyle daha da düşürüyor. Şimdi inançlarımızın farkına varmalıyız. Mesela bir krizle karşılaştığımızda genelde çocukken bize söylenen şeyleri içselleştirdiğimiz için biz kendi kendimize söylemeye başlıyoruz. Bir problemle karşılaştık. Ya kendimizi çok suçlayabiliyoruz ya da karşı tarafı çok suçlayabiliyoruz. Ama hani dengeli bir şekilde sorumluluk almak ve olayı o yönden çözmek gerekiyor. İnançlarımızı fark etmemiz gerekiyor. Benim hayata dair hangi inançlarım var? Bu sağlık, başarı, ilişkiler hangi inançları zihnimden geçiriyorum? Çünkü bunlar bizim değerlerimizi oluşturuyor, yaşama nasıl baktığımızı oluşturuyor. Önce onu keşfetmemiz gerekiyor. Ve yanlış olan inançları doğrularıyla değiştirmemiz gerekiyor. Yani çok zor değil aslında. Yani özellikle inançları keşfedersek o bir düğüm gibi. Hani bir düğümü çözmek anlamına gelir. O zaman doğru inançları benimseyebiliriz. İşte hayat zaten çok kötü. Zaten hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Buna inandığınız sürece zaten hiç harekete geçme ihtimaliniz yok. Pasif bir moda giriyorsunuz. En önemli şey kriz modunda nasıl davrandığınızı keşfetmek bence. Çok acı çektiğinizde, size birisi hayal kırıklığı yaşattığınızda siz aklınızdan hangi düşünceleri geçiriyorsunuz? Yani anne babanız gibi mi düşünüyorsunuz? Onların size söylediği şeyleri mi tekrar ediyorsunuz? Yoksa kendiniz gibi mi davranıyorsunuz? Bunlar önemli noktalar.